Efendim haftanın ilk Yeşil Ekonomi programına hoş geldiniz diyoruz. Bölümümüze hoş geldiniz. Yine biraz öğrencileri yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Son dönemde tabii özellikle sınavlarda başlamak üzere kayıtlar da başladı. Evet. Çok önemli bir yerde konuğumuz. evimdekiders.com değil mi? Genel evet. Müdürü Metin Çelebi bizimle beraber. Hoş geldiniz Metin Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi SBS kayıtları başladı. Sınavlar geliyor. Üniversite evet. sınavları bir tarafta. Şimdi biz tabii dershaneler, dersler, okullar derken bir de böyle uzaktan sanal alemde ders de yapabiliyoruz. Evet. Kaç yıldır varsınız siz? Biz aslında 20 yıllık bir kuruluşuz. Öyle mi? Bayağı uzun. Ama uzaktan eğitim... Yok yani 20 yıl. Evet. Uzaktan eğitim 2011 yılında uzaktan eğitime başladık. İlk önce deneme amaçlı başlamıştık. Sonra baktık ki çok büyük bir ilgi var. Ben kısaca uzaktan eğitim nedir onu biraz anlatayım size. Uzaktan eğitim, öğrencilerin farklı mekanlarda, evde, internet kafede, odasında, normal derse girdiği, sınava girdiği, derse girdiği, eğitim gördüğü bir yer. Ya bilgisayarın olduğu her yerde. Her yerde, internetin olduğu her yerde, kendi evinde, mekanında, sıcak yerinde, yol kaygısı olmadan. Ama şimdi dokunmadan ya da hocayı görmeden o anlayış daha henüz oturmadı anladığım kadarıyla. Ama şöyle, derse canlı katılabiliyor. Soru sorabiliyor. Maille katılabiliyor. Hatta kendi bilgisayarında mikrofon varsa direkt soru da sorabiliyor. Ve kamera varsa canlı da bağlanabiliyor. Yani görüntülü olarak da bağlanabiliyor. Her türlü soruyu sorabiliyor. Peki bu üyelik mi gerektiriyor? Evet. Yani normal bir dershane kaydı gibi kayıt alıyoruz. Öyle mi? Evet. Bir kayıt oluyor. Nedir? Ama, kayıtta ne istiyorsunuz? Kayıtta hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bize başvurmalarını, bir ücreti var. Bir ücretle üye olmalarını, üye olduktan sonra onlara bir kullanıcı şifresi veriyoruz. Kullanıcı şifresini verdikten sonra çocuk hangi sınıfta okuyorsa, örnek veriyorum 7. sınıftaki, örnek veriyorum 9. sınıftaki veya 3. sınıftaki, ilkokul 1'den 12. sınıfa kadar veriyoruz çünkü, sitemizden kendi ders programını görüyor. Ders programını gördükten sonra hangi saatte uygunsa, örnek veriyorum sabahçı bir öğrenci öğleden sonraki derslere giriyor. Öğleden sonraki okula giden öğrenci bir öğrenci ise sabah derslerine giriyor. Ve sınav aynı normal bir okul ders programı gibi programına bakarak programda derslerini seçiyor. Hangi derse ihtiyacı varsa, hatta öğretmen seçme tercihi bile yapabilir. Yani aynı derse farklı öğretmenler evet, giriyor. Evet, örnek veriyorum fizik dersine girecek. Fizik dersinde iki farklı öğretmenden hangisiyle daha uyum, hangisinin anlatımı kendisine daha uygun geliyorsa onu da seçebilip o derse girebilir. Dersler banttan mı yayınlanıyor? Canlı. Canlı yani. Canlı yayınlanıyor. Onun için soru sorabiliyor. Evet, onun peki, için bağlanabiliyor. Peki, 20 kişi aynı anda soru sordun. Hoca nasıl cevap? Şimdi zaten orada bir sınıf ortamı var. Yani 20'li 25'li grup var ama anlatım sırasında öğretmen görüyor hangi öğrencinin derse katıldığı, hangi öğrencinin soru sorduğunu. Ona göre cevap veriyor. 20 öğrenci de soru sorsa evet ders belki biraz uzayacaktır ama onlara da cevap veriyor. Tabii. Onlarla da görüşüyor. Enteresan. Peki maliyeti dershanelerden çok daha ucuz herhalde oluyor değil mi? Şimdi iki türlü bakmak lazım. Birincisi dershaneye gitmek sadece dershane ücretiyle belirlenmiyor. Dershaneye giden öğrenci ciddi bir şekilde yol parası veriyor. Hı hı. Ciddi bir şekilde dışarıda yemek yeme sorununa karşılaşıyor. Hatta işte zaman problemi de var. Ciddi bir zaman problemi var. Hava koşulları, çocuklarının yaşlarının küçüklüğü, can güvenliği, kontrol edebilme, yani derse girip girmediğini ciddi bir şekilde kontrol edebilmek açısından uzaktan eğitim çok daha faydalı. Neden? Çünkü evinde, odasında, velisinin gözetiminde. Yani biz de birçok derse bakıyoruz ki öğrenciyle beraber veli de giriyor. Veli onu yönlendiriyor. Hatta öğrencinin sorduğu sorularda arka fonda duyuyoruz. Yani veli yönlendiriyor onu soru sorabilmesi için. Daha küçük yaştaki öğrenciler için. Peki yani sonuçta şimdi evde hani bir taraftan çok tabii olumlu taraflarını cazipmiş anlatıyorsunuz. Cazipmiş gibi gözüküyor ama hani çocuğu da o ortama hazırlamak, yani işte bir hani dershane ortamı, okul ortamı biraz daha işte hani çocukları o
ambiyansın içerisine alıyor. Şimdi evde aman 5 dakika sonra yapayım, 1 saat sonra yapayım. Nasıl olsa elimin altında. Sonra yapsam da olmaz mı? Girsem şimdi, olmaz mı şeklinde. Şimdi dediğiniz o ortamda zaten okulunda yani. Okulunda zaten onda bulunuyor. Yani bu dershane ona bir ek bilgi, ek ders veri görüyor. Okulunda çocuklar o sosyal faaliyetlerde bulunuyorlar. Ayrıca bizde zaten ciddi sosyal faaliyetler de var. Yani satranç kulüpleri var, bilgisayar kulübü var, resim kulübü var, rehberlik kulübü var. Ayrıca anne baba rehberlikleri, anne baba okulu var. Onlara çocuğun sosyal faaliyeti okulda var. Yani okulda bir sosyal faaliyeti var, bir çevresi var, sınıfı var. Ders çalışırken, ekstra ders çalışırken de bir ihtiyaç yok diyorsunuz. Evet, elbette yok. Çünkü orada önemli olan rahat bir ortamda olması. Güvenli bir ortamda olması, konsantre olabilmesi. İşte çok rahat bir ortam olunca işte ben bir yarım saat telefonum çaldı. Ya ben bir telefon görüşmemi yapayım sonra yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım gibi. Ki sınıfta bile oluyor. Peki yani Türkiye'de bakış nasıl buna, dünyayla kıyaslayacak olursanız? Biz sanki böyle sanal şeyleri çok böyle sevmiyormuşuz gibi geliyor. Hayır, çok ciddi bir ilgi oldu. Hmm. Yani internet Türkiye'de gerçekten çok yaygınlaşmış. Özellikle bazı üniversitelerde ön lisans ve lisans öğretiminde zaten bu kullanılıyordu. Orta öğretimde ilk defa biz kullandık. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'na da başvurarak uzaktan eğitim dershanesi olduk. Çok ciddi bir ilgi oldu. Yani bir günde 5000 öğrenci derse girebiliyor. Bir kereye mahsus da olsa, bir ders de olsa. Çünkü çocuklara şunu sunuyoruz. Yani diyoruz ki var olan derslerin içerisinde bir dershane gibi sabah gidip akşama kadar 5 dersi görme değil de hangi konuda eksiğin varsa, hangi konuda kendini yetersiz hissediyorsan veya hangi konuda yakında sınavın varsa ona uygun çalış, ona uygun derse gir sunuyoruz. Ayrıca da şöyle bir şey sunuyoruz. Çocuğun o günlerde, o derslerde vakti olmayabilir. Farklı bir uğraşı olabilir. Bunlara da yeniden videodan seçme şeyi sunuyor, imkanı tekrar sunuyoruz. Tekrar başa dönüyorsunuz. Evet, yani kaçırdığı dersi, canlı katılamadığı herhangi bir dersi herhangi bir saatte, gecenin bir yarısı da olabilir, herhangi bir saatte videodan tekrar izleyebilmek şansı var. Peki bu ilkokul birden lise son sınıfa kadar mı eğitiminiz? Evet, ilkokul birden lise son sınıfa kadar ders veriyoruz. Öğretmenleri nasıl şey yapıyorsunuz? Kaç öğretmenle çalışıyorsunuz? Şu anda 45 civarında bir öğretmenimiz var. Evet, bunlar tabii ki öğretmenlerimiz normal bir dershanedeki gibi önlüğünü takıp gelip derse girip anlatamıyor. Daha önceden sunum yapması gerekiyor. Çünkü kara tahta yanında dönüyor. Onun için sunumunu hazırlayarak derse giriyor. Öğrenci bir taraftan öğretmenini dinlerken, izlerken yanından da sunumu izleyerek işte şekilleri, resimleri, seçenekleri canlı olarak görebiliyor. Biz de bazen böyle sitelere giriyoruz ama her site mesela üyelik istemiyor. Ben de bir ebeveyn olarak, bir anne olarak, çocukların dersiyle ilgilenen de bir kişi olarak böyle bazen girip işte anlamadığı konularda böyle canlı bir takım şeyler var, siteler var. Fakat onlar üyelik gerektirmiyor. Nasıl, fark nasıl? Yani neden böyle farklar var? Ama tabii onlar çok düzenli şeyler mi, onu bilmiyorum. Biz tabii ki burada düzenli bir eğitim veriliyor. Evet. Sistemli bir eğitim veriliyor. Yani başından veriliyor. Sonuna kadar kaçırmamak gerekiyor. Öyle mi algılıyorum? Elbette kaçırmasa daha iyi olur çocuk için. Yani hiç olmazsa eğitimini tam görmüş olur ama. Siz mesela program gönderiyorsunuz o çocuklara. Saatleri mi? O sistemize girdiğinde hangi sınıftaysa orada bakıp ders saatleri, programını görebiliyor. Hmm. Seçenekleri var dediğim gibi. Yani sabahçı, öğlenci, hafta sonu. Evet, tüm gün çalışan, evet, seçenekleri, okula giden öğrenciler için. O seçeneklerinden bakıyor. Hangi saatte hangi dersi olduğunu görüyor. Hmm. Ve ona göre hangi öğretmenin verdiğini de görüyor. Ve konunun ne olduğunu da görüyor. Onun için ona uygun kendine göre tercihler yapıyor ve seyrediyor. Derse katılıyor. Ha, kaçırdığı zaman da videodan yeniden izleyebiliyor. Evet, yani burada bir de şey var tabii, sadece ders değil, hobiler vesaire filan o konuda. Evet. O nedir yani? Yani nasıl? Örnek veriyorum, satranç kulübümüz var. Hmm. Örnek veriyorum, bilgisayar kulübümüz var. Sizde resim de kulübümüz var. Hmm. Evet. Ne yapıyorlar, girip satranç mı oynuyorlar? Evet, yani internetten satranç oynuyorlar karşılıklı, öğretmen ona öğretiyor. Rehberlik bölümümüz çok yaygın. Rehberliği sadece öğrenciye vermiyoruz, anne babaya da veriyoruz. O da mı yine bir şey internet üzerinden? Evet, aynı, o da canlı. İnternet üzerinden canlı. Çünkü, peki soru mu soruluyor internet? Tabii ki karşılıklı görüşülüyor çünkü velilerin ciddi sorunları var. Yani çocukların
ergenlik çağı problemleri var. Çocukların sınav kabusları var, sınav korkuları vallahi var. Açıkçası Metin Bey, yani oturayım da bilgisayarın karşısına geçeyim, çocuğumun sorununu bilgisayarda birisiyle konuşayım hiç aklıma gelmez. Yani evet, hakikaten evet. Bilmiyorum, hani biz hala daha bu noktaya geldik mi de evet, ben açıkçası takılıyorum. Evet. Çünkü hani bir oturup da bir ebeveyn olarak işte ben de oturayım bir sorayım, onlar da bana cevap versin, bilgisayarın karşısına bunu yapayım düşüncesi zannediyorum daha çok yaygınlaşmamıştır diye düşünüyorum. Çok da ilgi var. Ya da benim çok üstümde insanlar var demek ki. Çok da ilgi var. Zaten velilerin epey bir kısmı okullarda sizin gidip... Sizin hiç sınava giren öğrencileriniz oldu mu? Tabii ki 2 yıllık oldu ve başarılar var. Yani başarı oranı çok yüksek. Tabii bizde çok öğrenci olduğu için o normal dershaneler gibi işte şu birincimiz şu ikincimiz gibi açıklama yapıyoruz. Yani çok yoğun bir öğrenci sayısı var. 15 bin civarında öğrenci girmiş. Ama o deminki dediğiniz konuya veli ilgi gösteriyor. Veli zaten okullara gidip rehber öğretmenlerden çocuğun yönlendirilmesiyle ilgili, sorunlarıyla ilgili veya dal seçimiyle ilgili zaten gidip görüşüyor. Ha, bunu internet üzerinden bizde de yapıyor. Çok can çok rahat bir şekilde konuşuyor. Rahat bir şekilde derdini anlatıyor. Rehber öğretmenlerimiz de onları yönlendiriyorlar. Psikologlarımız da onlara destek veriyorlar. Peki şu şeyi ücretsiz yapıyor musunuz? İşte daha önce çıkmış soruların işte cevapları, sorular şeklinde. Onu çünkü öğrenciler çok kullanıyor son şimdi, dönemde. Tabii sitemizin eğitim kısmını sadece üye olan, yani bize üye olanlar kullanıyorlar. Öbür türlü genel bilgileri sitemize girip alabilirler ama öğrenci dersleri ve soruları sadece üyelerimiz görebiliyor. Ha, sadece soruları da mı öyle? Evet, yani ama işte sorular ben, derken alternatif sizin gibi alternatif sitelerde sorulara da ulaşmak mümkün olabiliyor. Evet, yani şimdi ciddi bir şekilde soru yüklüyoruz. Yani bundan sonra birçok insan sitemize girip her branşta SBS veya LYS bazında girip sorulardan faydalanabilecekler. Ders saatleri yine 40 dakika falan. Evet, 45 aynı. Bir normal bir ders 45 dakika. 45 dakika. Evet, 45 dakika. Daha sonra ama tekrar girip dinleyebiliyorum değil mi? Başka mesela canlı girmek istemiyorum. Canlı girmek istemediğiniz zaman videoya kayıt düşüyor. Videodan yine 45 dakika dersimizi izleyebiliyorsunuz. Peki Türkiye'deki eğitim sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz Metin Bey? Yani bu dershanelerin kapatılması durumu söz konusu olursa sizin çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'de genç nüfusumuz çok fazla. İlk okul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenci sayımız 16 milyon 500 bin. Bu kadar çok öğrenci okurken ve meslek edindirme de çok gelişmediği için Türkiye'de mecburen öğrenciler daha iyi yerlere gelebilmek için, daha öne çıkabilmek için normal milli eğitimin verdiği müfredatın dışında ek eğitim almak zorunda. Çünkü yarışıyorlar. Evet. Çünkü çok fazla genç nüfus var. Çok az üniversiteye insan giriyor. Mezun sayısı çok fazlayken çok az giriyor. Daha iyi meslek edinebilmek için bir yarış var. Bir yarış olduğundan dolayı da bütün öğrenciler değişik seçeneklerle işte öğretmenden ders alma, dışarıdan kitaplardan çalışma, dershaneye gitme veya işte bizim gibi uzaktan eğitim gibi bu da o sınıfa giriyor. Mecburen bir ek bilgi almak zorunda yarışta öne çıkabilmek için. Onun için de şu andaki üniversitelere kayıtta sınav devam ettikçe biz engelleyemeyiz. Bu ek ders almasıyla ilgili yarışma var oldukça bunların dışarıdan bir eğitim almasını engelleyemez. Bu sefer yer altına indiririz. Merdiven altı olacak. Merdiven altına indiririz. Peki SBS kalkacak deniyor ama yine biz sınavlara girmeye devam edeceğiz. Ediyoruz, üniversite evet, sınavları kalkacak ama üniversitelerin kendi sınavları olacak deniyor. Evet. Yani biz her koşulda bir sınav sisteminden uzaklaşamayacağız. Yani her koşulda sizlere ek olarak sizlere ihtiyacımız oluyor. Evet, yani aslında sınav sisteminden kurtulmak çok daha güzel bir şey. Yani istenilen o ama bu nüfusla, bu kadar çok genç öğrenciyle ve bu kadar az kaliteli üniversite eğitimiyle sınav mecbur olacak. Kalite kötü mü diyorsunuz? Yani az kalite. Yani çok başvuru var, kaliteli o üniversite az demek. Çok üniversite açıldı. Çok fakülte açıldı. Onların mezunlarında sorun yaşıyorlar evet, değil mi? Evet, yani bir üniversite bitirenle A üniversitesini bitirenle C veya D üniversitesini bitirenin yarın iş bulmadaki şansının eşit olduğunu zannetmiyorum. Peki okuma yazma bilmeyenler için okuma yazma yapıyor kursları musunuz? Kursları başlattık, çok ilgi olmadı.
Öyle mi? Evet. Şimdi okuma yazma bilmeyen internette nasıl kullanacak? İnternet. Ancak işte çocukları belki devreye girecek. Evet. Bir sosyal sorumluluk projesiydi herhalde. Evet, evet. Anladım. Peki bu uzaktan doğru. Eğitim, yani şöyle dünyada bir onu biraz önce Pınar Hanım da biraz bir bölümünü sordu size. Uzaktan eğitim diye, yani teknolojiyi kullanarak, interneti kullanarak uzaktan eğitim Türkiye'de nasıl bir seyir izliyor, nasıl bir gelişme izliyor? Çok ilgi artıyor mu yoksa bu iş tuttu tutmadı? Şimdi nasıl? Bir de dünyada nasıl örnekleri? Dünyada birçok yerde zaten kullanılıyor. Ciddi bir şey, yıllardır kullanıyorlar. Bunda işte dediğim gibi yol sorunu, ulaşım sorunu, coğrafi koşullar, hava koşullarından dolayı birçok lise, üniversite, hatta özel eğitim kurumları yıllardır kullanıyorlardı. Biz Türkiye'de ilk defa başlattık. İlkokul birden 12. sınıfa kadar başlattık. Dershane olarak, yani Milli Eğitim Müfredatını tamamlayıcı olarak başlattık ve çok ciddi ilgi gördük. Ama Türkiye'de bazı üniversiteler zaten kendi lisans ve ön lisans programlarında bunu yapıyorlar. Üniversiteler yapıyor. Evet, üniversiteler yapıyorlar. Ama ben şöyle düşünüyorum, yani bu kadar yoğun nüfusun, genç nüfusun olduğu bir ülkede, özellikle büyük şehirlerde, ikincisi olarak da engellilerde, yani evet, engelli sokağa çıkmasında problem olan insanlarda, üçüncüsü de hava koşullarının çok ağır olduğu, yani ülkemizin daha kırsal kesimlerinde öğrenciyi okula götürüp getirmenin problem olduğu yerlerde. Oralarda internet var mı ama? Çok yaygınlaşmış. Öyle mi? Yani biz bu kadar beklemiyoruz. Yani altyapısı müsait mi? Evet. Çok, bir anda size evet, işte 5000 kişi birden sizin sisteminizi ki izliyor. Aynen, izleyebiliyor. Yani 40 ayrı sınıfta derse girebiliyor ve kasmadan çok rahatlıkla izleyebiliyor. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki yayın saatleri canlı olduğuna göre bu saatler ne zaman uygulanıyor? Söylediniz zaten bunu. Bilgisayarı olmayanlar internet kafeden katılabilir mi? Evet. Ama ödemelerde çok kredi kartı kullanılabiliyor evet mu? Evet. İmkanları olmayanlar topluca bir arada ve bir bilgisayardan izleyebilirler. Ekonomik yanında daha ucuza gelebilir. Böyle evet, de bir zaten çok oluyor. Bizde mesela bir öğrenci kayıt oluyor. Ama bakıyorsun ki o evde 3 tane öğrenci var, 4 tane öğrenci var, değişik sınıflarda. Sesini çıkartmıyor musunuz? Tabii çıkartmıyoruz. Onlar değişik, aynı anda iki ayrı kullanıcı giremiyor. Ama işte farklı zamanlarda girebiliyor. Evet, bu saatte 5. sınıftaki öğrenci girerken işte 1 saat sonra 7. sınıftaki öğrenci aynı şifreyle girebiliyor. Peki ben siteyi açmaya çalıştım, işletim sistemimi yükseltmem gerektiği uyarısı aldım. Şu anda izleyicimiz çabalamış, bunu söyleyeyim. Onun belki kendi bilgisayarlarında problem var. Özel kişisel bilgiler talep ediliyor mu? Hayır. Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı denetliyor mu? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'de ilk resmi onaylı uzaktan eğitim dershanesiyiz. En önemli sorun ders bittikten sonra öğrenciyi bilgisayardan nasıl ayılabileceği sorusu. Şimdi Kazım Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi zaten veli istese de istemese de belirli bir yaştan sonra çocuklar interneti mutlaka geziniyor. Mutlaka giriyor. Yok, izin vermeyince gezinemiyorlar. Şimdi hiç izin vermemek de olmuyor. Yani hafta içi tabii ki onu izin vermiyorsunuz gerekiyor. Oluyor. Evet, belirli var saatlerle değil mi? Var bir eğilim mi var sizde? Yani mecbur kalınca yapılıyor. Sizde böyle bir şey görüyoruz. Evet, ben açıkçası hafta içi bilgisayar konusunda kesinlikle yasak getirdim. Evet. Hiçbir şekilde açılması yasak. Ha, ama şöyle bir şey olabilir. Tam denetleyebiliyor musunuz? Şimdi tam denetleyebiliyorum ben ama ders şeyini de kontrol altına tutuyorum. Çünkü bazı şeyleri oradan izlemek gerekiyor. Ancak veliler şunu yapacaklar. Dersini izledi, tamam, kapatma saati geldi, kapatılacak. Ha, mutlaka ki çocuğun oynayacağı ve gireceği zamanlar var, o da hafta sonu. Evet, doğru söylüyorsun. Ve cuma akşamları şeklinde. Yani ben evet, böyle kendimce hafta içi bilgisayar ve bütün oyunları evet, yasak getirerek bence böyle bir çözüm. Bence isyan çıkabilir yakında. Bende isyan çıktı ama bu benim isyanımın bir sonucuydu. Yani bu kadar da baskı olmaz ki çocuklara. Ama öğrenciler çok sevdiler. Yani internette karşılarında canlı bir öğretmen, soru sorabiliyorlar, konuşabiliyorlar. PowerPoint hızla dönüyor, şeyi görüyorlar, kara tahtada şekilleri görüyorlar. Ama durduramıyorlar, daha hızlı bir değil mi? Duramıyorlar. Orada ama geçti, o anda soru sorabiliyorlar. Ha, diyelim ki o anda soru sormaya çekindi, sosyal olarak böyle tereddüt geçirdi. Daha sonra videodan izleyerek o eksiğini kapatabiliyor. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık Metin Çelebi. Ben teşekkür bütün ederim öğrencilerin başarılı olması dileğimizdir gerçekten.
çok çok arzu ediyoruz. Orada öğrencilere özgürlük istiyorum tabii ben. Tabii senin büyümüş olduğu için öğrencin bunu gayet rahatlıkla söyleyebiliyorsun. Evet. Bu kolay, evet, dile kolay, dile kolay. Evet. Bir de gel işin içine gir, altından kalkılmıyor gerçekten. Bütün velilerin ortak noktası çocukları bilgisayar ortamından nasıl uzaklaştırabiliriz? Nasıl sosyalleştirip, nasıl kitap okumalarını sevdirip bunu sağlayabiliriz? Çünkü açıkçası kitaba dokunmayan, gazeteye, dergiye dokunmayan bir toplumdan zannediyorum ki hiçbir şey olmaz. İleride çok ağlarız diye düşünüyorum. Şimdi Selma Hanım demiş ki önüne gelen Şehit Gazi Derneği kurabiliyorsa önüne gelenin ailesine Şehit Gazi vardır. Buna dikkat çekmiş. Çok teşekkür ederim. Bu arada bir kez daha biz Müslüm Baba'yı rahmetle anıyoruz. Yine bir şarkısıyla çıkacağız. Necdet Bey dedi ki mesajımı ayrıntılı okumadın Pınar Hanım dedi. Açıkçası şöyle demiş, 1980 yılında beni Müslüm Baba'ya benzettiler. Hatta bir genç kız bana evli olduğum halde bile aşık olmuştu. İşte Müslüm Baba'ya benzememin sorunlarını ben çok yaşadım. Ve yine Allah'tan rahmet dilerim, ben kendisini çok severdim demiş. İşte böyle sıkıntılar da oluyor, stara benzeyince arkasından bazı sıkıntılar da gelebiliyormuş demek ki. Tebessüm de ettirdiniz. Efendim biz sürçülisan ettiysek bizleri affediniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim.